İstanbul Valiliği'nin bir kararı vardı. Geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyrukluların belirlenen illere sevk edilmesiyle ilgili. Ağustos'un sonuna kadar süre verildi, 20 Ağustos'a kadar. Şimdi bu ne demek? Şu demek, İstanbul'da bulunan geçici koruyucu kapsamında olmayan ve başka bir ilde görünen onların illere gitmesi veya burada kayıtlı olmayanların da sınır dışı edilmesi. Şimdi bu Suriye meselesi, evet Cüneyt Paksoy söyledi, 37 milyar belki 40 milyar dolar kadar bir para. Avrupa'dan, Amerika'dan yardım gelmeden yaptığımız bir durum. Bir insani durum yaşandı orada ve biz açtık kucağımızı ve göçmenler burada, ya da göçmenler demeyelim, mülteciler de diyemiyorum. Yani bu bölgenin, savaştan kaçanlar bu diyelim. Bu bölgenin insanı yani, evet. İçinde paydaş oldum. Evet. Aynı değerler üzerinde yaşadım. Şimdi tabii bu valiliğin geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklara kayıtlı oldukları yerlere dönmeleri meselesi sosyal medyada bazı kötü negatif propagandalara neden oldu. Siz de görmüşsünüzdür Melik Yiğiter. Biraz bunun üzerinden yorumda isteyeceğim sizden. Şimdi orada sevgili Zeliha Saraç, bir kere bu yani Suriye'den gelenlerin yasal statüsü sığınmacı, onu söyleyelim. Yani mülteci değiller, sığınmacılar. Sığınmacılık da geçici bir durum. Ülkelerindeki o yaşanan durumdan dolayı bize sığındılar. Normale dönünce de dönecekler. Uluslararası şey literatürdeki, evet yani karşılığı bu. Bunlar sığınmacı. Şimdi burada yapılan iş tümüyle İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir şey. İki tane durum var. Bir tanesi bu, mesela diyelim ki işte Hatay'da, Urfa'da görünüyor, Gaziantep'te görünüyor ama İstanbul'da yaşıyor. Şimdi bu durumu ortadan kaldırmamız gerekiyor diyor. İkincisi de kaydı olmayanlar var. Yani hiçbir şekilde Türkiye'de yaşadığına dair herhangi bir şey yok. Bir şekilde girmiş. Şimdi bunların da sınır dışı edilmesi, kayıt altına alınması söz konusu. Bu bütün dünyada, demokratik ülkelerde, gelişmiş ülkelerde işleyen bir sistem. Siz şimdi onlar sığınmacı, eyvallah, 4 milyon üzerinde sayıları çıktı ve yıllardır buradalar. Fakat Türkiye kendi güvenliğinde düşünmek durumunda. Yani İstanbul gibi bir megapolün kontrolünü sağlamak kolay değil. Eğer bilgi doğruysa sadece İstanbul'da, başka illerde görünüp şu anda İstanbul'da bir şekilde yaşayan 50 bin tane Suriyeli sığınmacı var. Şimdi siz şehrinizin güvenliğini sağlamanız için bunu yapmak durumundasın. Bundan farklı sonuçlar çıkaran Türkiye haksızlık yapmış olur. Sevgili Zeliha Saraç, Türkiye bu sığınmacı konusunda dünyaya da iyi bir sınav verdi. Bu herkesin kabul ettiği bir şey. Bakın ben mesela işte Rusya'da hem Moskova hem Soçi'de Sayın Putin'le yapılan görüşmelerde bizzat tanıyım. Türk tarafına bu anlamdaki gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu ifade etmesi. Belçika'nın Brüksel kentinde tanıyım. Bu konuda Türkiye çok iyi bir sınav verdi. En son işte Paris'teki zirvede Avrupa'nın bütün dışişleri bakanları oradaydı. Sayın Çavuşoğlu'na yapılan teşekkürlerim bu gözler gördü. Yani bizzat tanıyayım. Hani bu bizim taraftan bir bakana aktardığı değil. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu anlamda hakikaten iyi sıra vermiş bir ülke. İki tane fotoğraf ya da iki görüntü üzerinden bir algı operasyonuna maruz kalması haksızlık. Yani 4 milyon üzerinde sığınmacıya evini açan bir Türkiye, ekmeğini bölüşen bir Türkiye ve üstelik de yurt dışında verilen kaynak sağlamak konusundaki hiçbir sözün yerine getirilmemesine rağmen kendi kaynaklarıyla bunu sağlamaya çalışan bir Türkiye. Yani el insaf, bunun üzerinden bir algıyla Türkiye'yi başka bir noktaya götürmek gerçekten haksızlık. Maalesef bu İçeride bizden de oluyor. Sadece dışarıdan değil. Ben de sosyal medyayı taradım. İşte bu kadar yıl sonra gördükleri muamele gibi, dalga geçer gibi. Çoğu gerçi FETÖ hesapları ama. Şimdi orada velev ki hani bir iki tane hani böyle
ne bileyim sıradayken itmiş onu ya da ne bileyim böyle dokunmuş falan. Bu bütün Türkiye'ye mal edilecek bir şey değil. Biz dünyada, Avrupa'da bunun daha fenasını gördük. Yani Macaristan'da hatırlayın, bir baba kucağında küçük bir çocuk, çelme atan bir gazeteci gördük. Yunanistan'da kışın bilmem eksi kaç soğuğunda